Bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Ne soğuk hava ne de yağan kar dövizin ateşini söndüremedi. Güne yükselişle başlayan dolar ve avro peş peşe rekorlar kırarak tarihi zirveyi gördü. Tarihi seviye diyoruz çünkü dolar daha önce hiç bu seviyeye gelmemişti. Hatta gelmesi düşünülemiyordu bile. Ancak şimdi 3.78'in üzerinde. Avro ise 4 lirayı da aştı. Sadece yılbaşından bu yana 10 gün içerisinde %4,5. Dövizdeki artış %4,5. Dolardaki bu hızlı artış sonrası Merkez Bankası piyasalara müdahale etti. Müdahalenin ardından dolar biraz gerilese de bu uzun sürmedi ve dolar yükselişine yeniden devam etti. 40 seneden beri burada esnafım. Yani komilikten başlamışım. Ben daha böyle bir İstiklal Caddesi, böyle bir Taksim, böyle bir yol görmemişim. Tarihinden beri. Yani durum çok kötü. Esnaf zaten çoğusu kapattı. Döviz artar da altın durur mu? Tabii ki durmadı. Güne yükselişle başlayan altın 4 gün önce 134 liraydı, şimdi gramı 144 lira. Çeyrek altınsa 240 liradan satılıyor. Ekonomiyi yönetenler bu artışı uluslararası müdahaleye bağlıyor. Gerçeği görmek yerine bahane bulmak kolay ama o bahane gerçeği ifade etmiyorsa bir işe yaramaz. Dış etkiler de var. Ancak artışın asıl sebebi Türkiye'deki siyasi gerilim. Dövizdeki artış ekonomik nedenlerle değil, tümüyle AKP'nin ve başkanlık ihtirasının gündeme gelişinin ilk işaretleri, ilk sonuçlarıdır bunu. Ulusal kanalın sorularını yanıtlayan ekonomist Fehmi Küfteoğlu'na göre bu soruna bir çözüm elbette var. Bir tek koşulla yarın akıllarını başlarına alıp bu tasarıyı geri çekildikleri anda şu anda 3.73 mü? 3.50'ye o zaman düşer. Aksi halde döviz ve altının yeni rekorlar kırması işten bile değil. Bunun düşme değil, tam tersine yaptıkları her iş bunu sadece yükseltiyor.